Mimarca programı Mimarlar Odası'nın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Hülyacığım, Kıbrıs mimarisinin dokusunun korunması için sürdürülebilirlik ne kadar önemli? Çok önemli. Çünkü sürdürülebilir mimari dediğimiz zaten üç dengeyi, üç kolu korumaya yönelik bir çalışmadır. Etik, ekolojik ve ekonomik olmak üzere bu üç üzerinde bir denge oluşturmaktan bahsediyoruz. Mimarlıkta bu neden önemlidir? Çünkü %90 mimari binalarımız, yapılaşmalarımız sürdürülebilirliği etkiliyor. Bu binanın ömürlerinden sonra atılan malzemeleri olsun, yapı malzemeleri olsun veyahut da bu malzemelerin yapılış aşaması olsun, hepsi etkiliyor dünyamızı. Dolayısıyla sürdürülebilir bir mimari, sürdürülebilir bir dünya elde etmek için çok büyük bir önem taşıyor. Evet, mimari doku dedik. Mimari doku bizim aslında dediğimiz mimari kimliğimizdir de aslında. İşte malzemeler de bunun bir parçasıdır. İlk yapılaşmalara baktığımız zaman insanlarımız nasıl yapılaşma oluyordu? Mevcut olan çevredeki malzemeleri kullanarak, dolayısıyla oranın malzemesi, oranın dokusu aynı şekilde yapılaşmaya da yansıyordu. Dolayısıyla bir mimari kimliği oluşturuyordu her yerleşim kesiminin. Bunu özellikle şu anda günümüzde daha çok kırsal kesimlerde gözlemleyebiliyoruz. Modern yapılaşmalar ise daha çok işte şehir merkezlerinde görebiliyoruz. Daha urban olarak yapılaşmalarda söz konusu. Dolayısıyla bunu koruyabilmemiz için, bunu kaybetmememiz için şu anda sürdürülebilir mimarinin çok büyük bir önemi var. Ve bunu insanların daha çok farkına varması gerekiyor. Daha çok bilinçlendirilmesi gerekiyor ve mimar olarak da bizim görevimiz insanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek. Evet, kırsal dedik. Ve aslında bu televizyon programının en önemli amaçlarından biri kırsalı kurtarmak. Hı hı. Dilerseniz bunu biraz açalım. Kırsalda sürdürülebilirlik nasıl mümkün? Şu an ilk olarak kırsal kesimdeki yerleşim halkını düşüneceksek, yani yapılaşmaları, konutları göz önünde bulundurursak, ilk bizim yapılaşmalı Kıbrıs'a özgü olan bu kerpiç evlerimiz daha çok orada tespit edilebilir. Bu kerpiç evlerimiz günümüzde tabii ki artık kullanılmamaya başlıyor. Hani farklı sebeplerden dolayı işte bunu yapılaşmayan ustalarını diyelim, emekçilerini bulmak zor günümüzde. Bunun yanı sıra daha hızlı bir yapılaşma ihtiyacından dolayı günümüz malzemeleri olan betonarme, çelik gibi malzemeler tercih ediliyor. Daha global mi? Daha global, evet. Yani bize aslında şu an günümüz teknolojisinin ve ulaşımın ve ticari ilişkilerin sağladığı avantajları kullanarak daha çok kullanıyoruz. Bunu nasıl koruyabiliriz veya nasıl geri getirebiliriz diye soracak olursanız, onu kaybetmeden yeniliğe ayak uydurarak, daha bütünleşerek, daha harmanlayarak
Bunu koruyabilmemiz gerekiyor aslında. İhtiyaçlar değişti mi hocam? İhtiyaçlarımız, insanların yaşam biçimi çok değişti şu an günümüzde. Hani eski ihtiyaçla yaşam tarzıyla günümüz yaşam tarzı aslında tabii ki çok fark var. Şu an ilk yerleşim halkını düşünecek olursanız daha minimal alanlar söz konusuydu. Fakat günümüzde daha ferah, daha geniş alanlar ihtiyaç duyuyor. İnsanlarımızın ihtiyaçları tabii ki bunlar yine. Dolayısıyla bu alanları sağlamak da ayak uydurmak için de yine farklılaşmalar söz konusu. Burada bir gelişim var ama gelişirken de bu etnik kültürümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Dolayısıyla ilk de söylemiş olduğumuz gibi daha harmanlayarak kullanmamız gerekiyor. Mesela bazı pasif stratejilerimiz vardı sürdürülebilir mimaride. Bunlardan birisi ise yenileme. Yenileme dediğimiz olay mevcut olan binayı kimliğini kaybetmeden onu koruyarak artık eğer kullanım amacına hizmet etmiyorsa, farklı bir kullanım amacı olsa dahi bunu günümüz malzemeleriyle onu yine dediğim gibi koruyarak yenileme ve harmanlayarak farklı bir kullanım amacı kazandırma. Mesela şu anda bulunduğumuz Bedesten ise buna çok güzel bir örnek oluyor aslında. Yani evet. Bedesten tarihine baktığınız zaman ilk kullanım amacı kilise veya dini bir amacı için kullanılmıştı. Fakat zaman içinde işte han olarak da kullanıldı, işte market olarak da kullanıldı, pazar anlamında kullanıldı. Ve günümüzde ise bu çok güzel bir şekilde restore edilerek şu anda çok amaçlı salon haline getirildi ve şu anda kullanımda. Evet ve farklı malzemeler kullanıldı değil mi? Daha güncel, daha işte modern diye tabir ettiğimiz işte çelik konstrüksiyon olsun, ahşap ve camın birleşimiyle şu anda ayakta duruyor. Sürdürülebilirlik dedik ve restorasyon, konservasyon dedik. İkisi birbirinden farklı alanlar değil mi? Evet, onlar birbirinden farklı. Restorasyon dediğimiz mevcutu veya işte onu etniğini korumaya devam etmek. Yani onu mimariyi yapılaşmayı sürdürmektir. Onu korumaktır. Sürdürülebilir mimari dediğimiz daha global bir konu oluyor aslında. Dediğimiz gibi yaşadığımız dünyayı, yaşadığımız alanı korumaya devam etmek. Bunun için ise bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece o mimari yapıyı değil, arkasını da düşünmemiz gerekiyor. Mesela ne dedik? İşte üç kolu vardır. Etik, ekonomik ve işte ekolojik olarak. Yani sadece ekolojik açıdan veya yeşil bina olarak görmüyoruz. Bunu ekonomik olarak veya sosyal olarak da düşünecek olursak, mesela daha yerel malzeme üretimine yönelik malzemeler kullanılmaya başlanıldığı zaman iş imkanı da doğuyor. Yani o malzemenin üretilmesi için aramızda bir kalkındırma söz konusu da oluyor bunun yanında. Dolayısıyla bu dengeyi sağlamak ve bunu artırmamız gerekiyor. Evet, bu da aslında sürdürülebilirliğin en temel bacağı oluyor diye evet, düşünüyorum. Aynen. Ekonomik, iş gücü ve kendi toprağımızdan çıkan malzemenin kullanılması. Tabii ki, evet. Aynı şey. Kıbrıs için ne yapabiliriz? Kıbrıs için sanırım bu malzemeler konusunda daha çok yani üretimi artırmamız gerekiyor. Desteklememiz gerekiyor bu üretimin artırılması konusunda ve aslında adamız aslında bize çok fazla ekolojik açıdan da avantaj sağlıyor. Yani enerji anlamında. Mesela çok iyi bir güneş enerjisi kullanılabilir. Daha buna yönelik projeler tasarlanabilir. Mimari olarak kağıt üzerinde tasarım aşamasından başlayarak bunları düşünmemiz gerekiyor. Yani sadece bir binanın yapılış maliyetini değil, sonradan olacak olan kullanımda
kullanıcının tasarrufu da düşünülebilir. Enerji tasarrufu da düşünülebilir. Dolayısıyla işte bunun avantajları ne vardır? Pasif enerjilerimiz vardır. Sürdürülebilir yeşil enerjilerimiz vardır. Bunlar işte biri rüzgar ve güneş olmak üzere ki bizim adamızda güneş söz konusu olduğu 360 gün güneşi evet. olan bir ülkede yaşıyoruz. Evet, o yüzden çok büyük bir avantajımız var bu konuda. Bunun kullanılması veyahut da işte araziye özgün olması gerekiyor. Yani biz bir bina tasarladığımız zaman o binayı alıp başka bir yere kullanabiliyorsak demek ki oraya özgün değildir. Yani bizim tasarlayacağımız bütün her şeyiyle avantaja çevirmek. Toprağıyla, güneşiyle, rüzgarıyla, her şeyiyle o binayı oraya yerleştirdiğimiz zaman, yapılaşma yaptığımız zaman bütün avantajlarını kullanabilir hale getirmemiz gerekiyor. O zaman sürdürülebilir ve bizim daha yakın bir adım atmış oluyoruz mimaride. Evet, bugün Bedesten'e baktığımız zaman güney cephesi camla kaplı. Evet. Bu bize ne avantaj sağlıyor hocam? Bütün güneşi, güneş enerjisini ışık anlamında da ısı anlamında da maksimum kullanılmış olduğu anlamına geliyor. Yani orasının aydınlatması için de ekstra bir enerji harcanmıyor. Aynı zamanda işte şu andaki kış zamanlarında bile evet yani ülkemiz çok öyle soğuk bir ülke olmasa daha sıcak iklime sahip olsa bile hani kış zamanında bir ısıtma ihtiyacımız doğuyor. Bu binanın kendi kabuğundan ayrı güneş enerjisini içeriye alarak orada bir ısı yaratmış oluyoruz. Sanırım belli başlı örnekleri açarak sohbetimize ilerleyebiliriz. Çalışmalarınız neyi kapsadı bu süreç içerisinde sürdürülebilirlik adına? Daha çok konutsal olarak odaklanmıştık. O konut alanlarında özellikle kırsal kesimlerde dediğimiz gibi geleneksel yapılaşmayla daha modern yapılaşmayı birbirlerine kıyaslamayla ilerlemiştik. Tabii ki ölçek olarak da çok büyük fark var. Hani dediğimiz gibi yaşayış tarzlarımız değişti, insanların ihtiyaçları değiştiği için ihtiyaç duydukları alan ebatları da değişti, hacimleri de değişti. Bunun yüzden bu iki alanı birbirine yakın alanlar bulmak da zorlaşmıştı. Bizim en büyük zorluğumuz oydu. Fakat bunu karşılaştırdığımız zaman enerji anlamında eski yapılaşmalar, yani geleneksel yapılaşmaların daha etkili olduğu tespit edildi. Yani mesela bir geleneksel kerpiç evinde ihtiyaç duyulan enerjiyle, onu ısıtması olsun, soğutması, havalandırmasıyla, her şeyle olsun, modern bir yapılaşmaya kıyasladığımız zaman çok büyük bir fark var. Yani daha tasarruflu çıkıyor geleneksel yapılaşmalarımızdan. Başka bir deyişle bu da herhalde sanırım yeni yapılaşmalarının daha ferah demiştik. Daha geniş olması gerekiyor. Kullanılan malzeme olsun, bu kabuk olsun, hepsi bir bütün hale geldiği zaman maalesef dezavantajları da çıkıyor ortaya. Evet, hani daha ferah geniş hacimler elde ediyoruz ama enerji anlamında bizim için bir dezavantaja da sürüklüyor. Daha doğrusu onu tekrar eski haline getirmek için, yani geri atmış olduğumuz adımı tekrar ileriye götürmek için bu sefer enerji anlamında kaybımız oluyor. İklimlendirme en önemli faktör. Fakat evet. Fiziksel anlamda da değişiklikler söz konusu tabii değil mi ki, hocam? Evet, iklimlendirme de bir faktör. Fiziksel alanımızda çok büyük değişikliklerimiz var. Mesela açıklıklarımız bile, hani pencere açıklığı da çok büyük bir etken. Yani eski yapılaşmalar, geleneksel yapıya bakarsanız daha ufak, daha küçük açıklıklar. Hani bu hem ısı kaybetmemek adına tabii ki.
Ve yönler de önemli bizim için. Yani şu anda maalesef mevcut yön hangisiyse o açıklıklarımızı o tarafa doğru çeviriyoruz. Fakat bu pasif strateji olarak düşündüğümüz zaman veya geleneksel yaklaşmaya baktığımız zaman yönü önemli. Hani siz de belirttiniz. Mesela Bedestin'de şu anda güney cephesi camlandırılmış. Çünkü güneşimizi o taraftan alıyoruz. Dolayısıyla bir alanı biz ısıtmak istiyorsak yönlendirmemiz de o şekilde olmalıdır. Veyahut da mecburi bir yönlendirme varsa, söz konusu ise bazen bazı şartlar elimizde olmuyor tabii ki. Dolayısıyla o zaman da yine ona göre bir önlem alabiliriz pasif strateji olarak. İşte gölgelendirme yapılabilir. Evet. Bu güneş kırıcı kullanılabilir. Bunun gibi etkenleri, faktörleri hep dikkate alarak projenin başlangıç aşamasından ilerlemesine ve yapılaşmanın bitimine kadar bunu kontrolünü sağlayarak devam etmemiz ve ilerlememiz gerekiyor. Lefkoşa örneğine baktığımız zaman batı rüzgarı alan bir şehir, evet. Lefkoşa. Evet, doğrudur. Ve bu yönde de adımlar atılması gerekiyor. Tabii ki, evet. Yani o rüzgar kontrolünü sağlayacak şekilde açıklıkları tasarlamamız gerekiyor. Dediğimiz gibi bazı şartlar elimizde olmayabiliyor. Yani işte arazimizin koşulları elverişli olmayabiliyor. Bu durumda ona göre farklı bir strateji, yani yine pasif yönden ilerleyerek pasif stratejilerle önlemimizi alabiliriz. Bu uğurda kendinizi adadınız, sürdürülebilirlik uğruna kendinizi adadınız. Bu yönde çalışmalar yapıyorsunuz. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ne yapmalıyız? Kıbrıs için bir adım atmalıyız sanıyorum. O mevcut dokuyu korumak, mimari kimliği bozmamak için hem kırsalında hem kentinde bir şeyler yapmalıyız. Ne olmalıdır bunlar? Bence biraz geçmişteki mimariden ders alıp, çünkü çok kayda değer, çok değerli mimarlarımız söz konusu. Onların yapılaşmalarından, stratejilerinden, yapmış oldukları planlardan dersler alıp birazcık daha eğitime de bunu taşıyarak, akademi anlamında da bunu daha öğrencilerimizi bilinçlendirerek, ki akademisyenlerimiz zaten bunu yapıyor ama biraz daha fazla bunu zorunlu hale belki getirerek daha harmanlayarak bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. İlerlemeliyiz. Aynen, ilerlemeliyiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Mimarca programı Mimarlar Odası'nın katkılarıyla yayınlanmıştır.